Gerçekten çok nankör bir milletiz. Bazı insanlar meclisin dışında tabii ki ama yapılan bazı hizmetleri gözüyle görmeyip hatta görmediklerini bir kenar bırak yeni yapılacak olan muazzam, müthiş, dehşet yapıların farkında olmayıp hatta onun kötü masraf gereksiz zararlarını bile düşünür bir hale gelmiş bir topluluk olduk. Bırakın yapmayı artık eskiyi düşünemiyorum yani 2000 yılları ve öncesini hiç düşünemiyorum. Bırakın bir taşı bir taşın üzerine koymak kimse bir yapı ortaya koymayarak temelini atıp sonra kaçardı. Hiçbir şey yapmazdı bütün insanlar olarak, topluluk olarak hiçbir hizmet görmeyip sadece hırsızlar, hortumcular ve ülkeyi dolandıran devletin malı deniz, yemeyen kerizler kerizdir diye sözünden ibaret olan bir topluluk iken, yapılan hiçbir hizmet yok iken, şimdi dev projeleri beğenmez, aşağılar, ve onu yaptırmamak için ellerinden gelen büyük bir grup kitleden bahsediyorum. Sen Cumhurbaşkanı Erdoğan yani en büyük, en geniş, en lüks, en modern, en uzun, en pahalı, en 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 saydıkça hep en yani bir insan düşünün bir sporcuyu madalya aldığı zaman mesela 2000 yıllarında biliyorsunuz Galatasaray Avrupa kupasını aldığında Avrupa'da UEFA kupasını aldığında çok sevinmiştik. Bizim için bir itti. Ve o kadar sevinmişti ki Galatasaraylı olmamamıza rağmen bile göğsümüz kabarmıştı. Ve bir daha da böyle bir şeyler göremedik. Yani 2002 yılında A milli takım bir üçüncü oldu. Daha sonra 2006 yılında mı 2008 yılında bir bir biraz böyle hani atak yapar gibi olduk. Ondan geri kalan e, dünya çapında göğsümüzü kapartan hiçbir şey olmadı. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde hep böyle en büyük, en lüks, en modern, en geniş, en kaliteli yani bütün bu en'lerin yani düşünün o sporcu gibi düşünün. Her girdiği müsabakadan yeni yeni altın madalyalar alarak ülkemize gelip bayrağımızı dalgalandırıp istiklal marşımızı okuyan bir sporcuyu düşünün yani. Bunu söyledim çünkü o Galatasaray'ın kupayı aldıktan sonra dünya çapında ne kadar göğsümüz kabardı. Sevinmiştik. Biz de var. Bizim ülkemiz de var. Türk milleti de var. Biz de başarılıyız, güçlüyüz diye neler anlatmıştık. Nasıl seviniyorduk. Ama şimdi Erdoğan sayesinde yine o en 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 hani büyük geniş sistematik bütün ne kadar projeler varsa köprüler yollar hani saymakla bitmeyecek avrester tüneller her türlü eğitimde sanayide tarımda her yapmış olduğu büyük reformlar sayesinde ülkenin muazzam ekonomisinde yani büyüklük ve e, işsizlik tabii ki var ama 2000 yıllar ve öncesine kesinlikle kıyaslayamayız. Şimdi iş, insanların çoğu da zaten burnundan kıl aldırmayan bir sürü iş beğenmeyen e, grup da çok. Devlet her şeyi de devletten bekleyen bir topluluk da var yani. Kendisinin hiçbir şey yapmayıp devlet nerede, hükümet nerede diyen bir topluluk da var. Sanki dünyadaki diğer devletler hep e, insanına iş buluyormuş da hep fabrikalar açıyormuş, çalıştırıyormuş da Türkiye yapmıyormuş gibi. Daha önce yani CHP dönemini söyleyelim. 2 milyar öncesinde herkesin muazzam işleri vardı. Bürolarda çalışıyorlardı. Maaşları 10 milyardı. Aylık yani çöplere giden etler, e, meyveler, sebzeler o adli hesabı yoktu ki. ne Erdoğan geldi bütün bunların hepsini kesti gibi şimdi konuşuyorlar, konuşurlarken de. Onların kim olduğunu zaten bilen çok kişi var. Zaten çoğu da takmıyor. Yani şimdi ülkemize gelecek olan bu büyük yatırımda kimse hesabını kitabını yapmıyor ya. Sadece depremi tetikler. Yok kısırlığı getirir. Yok e, kime peşkeş çekeceğiz. Yok Katarlara satıldı. Yok e, kendi yandaş... E, iş adamları ihaleye aldılar falan filan saydıkça sayıyorlar yani e, yalanın hatta hesabı yok yani gerçek de olabilir yani ihaleye giren e, daha sonra ihaleyi kazandıktan sonra orada e, iş yapan para kazanan firmalar şirketler Erdoğan'ın Erdoğan yanlısı ya da Erdoğan'ı seven, Erdoğan'a gönül vermiş fabrikatörler, iş adamları yok mu? Olamaz mı yani? Niye olmasın? Aynı bu yerli araçta, tok araç üretiminde ne demişti? Erdoğan bize babayit lazım demişti. Büyük büyük firmalardan, Türkiye'nin sayılı zengin firmalarından, parmakla gösterebilecek sayılı zengin firmalardan bu projeye imza atan büyük firmalar araba üretildikten sonra, prototip ortaya çıktıktan sonra ne yaptı? İhaleden geri çekildiler. Niye çekildiler? Erdoğan mı çekti onları? Kendileri çekildiler. Ondan sonra da ya yandaş yandaş firmalara ihaleleri veriyorlar. Çekilme. Devam et. Niye o zaman parayı kazanınca yarın ileride para kazanmaya başlayınca başlayacaksın ama hakaretler, küfürler etmeye. CHP'nin sözüyle çekilmeseydin çekildi mi o hialeden? Diğerleri şimdi para kazanınca gemlikte fabrika kurup satış başlayınca ne yapacaksın? E, yandaş e, yandaş şirketlere verdi. Sadece Erdoğan'ı destekleyen, Erdoğan'a övgüler yapan, Erdoğan'a el ayak olan firmalar, şirketler orada ihaleleri aldı. Onlar para kazanıyor. Erdoğan'a rakip olan, muhalefet olan firmalara oradan ihale iş verilmiyor demeye başlayacaksınız. Karalayacaksınız yani. Başlayacaksınız. O araç İtalya'dan mı geldi? Fransa'dan mı geldi? Yok. Kasası Alman, yok motoru Çin. Bir sürü uyduracaksınız. Neyse konu bu değil de. Şimdi Kanal İstanbul projesi faaliyete geçtiği zaman 80-90 bin tane orada insan iş bulacak, istihdam edilecek. 8 sene, 6 sene, 7 sene bu adamlar orada devamlı çalışacaklar. 52 kilometre yolu, 52 kilometre arazi, 21 metre derinliğine, 200 metre genişliğine kazılacak. 30 bin, 40 bin taneye yakın, 30 ile 40 bin arası orada harfiyet kamyonu 7-8 sene boyunca oradan harfiyet taşıyacak. 10 bin tane, 15 bin tane orada kepçe, grader orada kazı işleri yapacak tonlarca milyar tonlarca oraya demir milyar tonlarca oraya çimento dökülecek. Mühendisler çalışacak. Oraya tırlar dolusu o ihaleye giren yurt dışından zengin iş adamları tırlar dolusu paralar ülkemize akıtacak. Ülkemize orada istihdam edilecek insanların, çalışacak insanların sayısı milyona yaklaşacak. Milyona yaklaşacak oradan istifade eden bu iş bittiği zaman bu iş bittiği zaman devletin kasasına oluk oluk para akacak. Oluk oluk oradan geçen gemiler para para akıtacak. Oradan ekmek yiyecek bir sürü kaptanlar olacak, yardımcı kaptanlar olacak. Bir sürü mürettebat oradan ekmek yiyecek. Yıllarca, yıllarca iş kapısı. Bankalar, Bankalar o paralar sayesinde ticaretler yapacak. Ülkemizin ekonomisi kalkınacak. Bütün bunları görüp görmemezlikten gelip, gelen duyup da duymamazlıktan bunları karalayan, aşağılayan, hakaretler yağdıran gruplar var. Senin bahçene ya, senin bahçene adam başka ülkeden gelip meyve ağacı dikecek. O meyve ağacını 5-10 sene sulayıp büyütecek. Meyve almaya başlayacak. 5-10 sene o meyveyi kendisi alacak. Aldığı meyveden de sattığı paradan da sana vergisini ödeyecek. Bir sürü de o meyveden de bedava yıllarca yiyip içeceksin. Sadece senin bahçen ya. Sen, sadece senin bahçen. Başka hiçbir şey değil ki ne. Senin bahçen. Satıyor da değilsin. Satsan bile zaten vergisi kirası var. Nereye satıyorsun? Senin bahçeni alıp da götürüp de Katar'a, Çin'e Endonezya, Afrika'ya taşıyamaz ki. Yapamaz ki bunu. O meyveden istifade edeceksin. Adam 5-10 sene, 10 sene, 15 sene o meyveyi alıp satıp vergisini ödedikten sonra o ağacı sana bırakıp gidecek. O ağaç senin olacak. Ondan sonra tamamıyla o meyveyi sen yiyeceksin. Senin torunlarına, nesline dev, büyük, muazzam proje kalacak. Muazzam proje. Ama siz gerçekten nankör insanlar. Biz yaptırmayız, biz ettirmeyiz. Avrupa'dan, Amerika'dan aldığınız paralar sayesinde Türkiye'de kurmuş olduğunuz yabancı vakıflar üzerinden HDP'nin ve CHP'nin üzerinden Erdoğan karşıtlığıyla birleşerek sokakları ateşe verip sarı yelekler gibi devleti, belediyeyi, belediyeyi de aldınız. Şimdi biraz durulur gibisiniz ama yine hükümete oradan bindirme yapma babında bir şeyler yani hükümeti indirme açısından bir şeyler yapma planındasınız. Ama size buna İçişleri Bakanlığı ve Valilik izin vermeyecek. Bunları yapmaya kalkarsanız darbe çığırtkanla yapmaya kalkarsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Bu ülkenin yararına hiçbir zaman bir çivi çakmayan sizler ülkeyi yakıp yıkmak yapılacak olan hiçbir hizmetin de altına imza atmak, onu yaptırmamak, karalamak için elinizden gelen her türlü lanet, pis işleri yaparak, yurt dışından desteğinizi, paranızı, maddiyatınızı alarak Türkiye'yi çıkmaza, dar boğaza sürüklemek peşindesiniz. Ki böyle sürükler Türkiye'deki ekonomik krizden besleniyorlar. Onların ruhunda var. Kandan besleniyorlar. Onlara şu anda gün doğmuyor. Ah ne var ülke büyük krizlere girse. Ah ne var ekonomi Allah bullak olsa. İnsanlar insan, bir kişi bile kendisini asmaya kalktığı zaman ondan bin tane siyaset üretip kendinize pay çıkartıyorsunuz. Senin yüzünden öldü. Senin yüzünden intihar etti. 2000 yılında bilmiyor muyuz Ankara'da Anit Kabir'de Ecevit'e kasa fırlatanı kapanan esnafları bilmiyor muyuz? Kan ağlayanları bilmiyor muyuz? Unuttuk mu sanıyorsunuz? hastanelerde kalan cenazelerimizi rehin kalan tedavi ücretlerinin milyarlar olan ev satan, arsasını, tarlasını satan, evladını ameliyat ettiremeyen kişiler unuttuk mu sanıyorsunuz? SSK'ya o zaman dolandıran kişilerin bugün ben ekonomi uzmanıyım diyerekten kendine de bir Atatürk maskesi takarak Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin şemsiyesi altına girerek Türkiye'yi karıştırıp HDP ile de işbirliği yapıp ülkeyi büyük bir çıkmaza sokup kandan, kinden, nefretten, hep küfürden beslenerek kendinize yol buldunuz, bulmaya çalışıyorsunuz. Hep miting, yürüyüş, aynı gezi olaylarındaki gibi yakıp yıkmadan Polise taş atmadan, belediye otobüslerini ateşe vermekten, devleti ekonomik olarak darboğaza sokmaktan, dünyada bize güldürüp komik duruma düşürerekten bunları yaptığınızı bilmiyor muyuz? Bunlardan beslendiğinizi. Yazıklar olsun size ve sizin arkanızdan gidenlere.